Evet, dersimiz de kayda başladı. Ya Allah, Bismillah. Evet değerli arkadaşlar, yeni bir yine konumuz var. Konumuz Erkanül İslamil Hamsetü. İslam'ın beş erkanı, beş rükunu ya da beş temeli. İslam'ın beş temeli. Bu aslında İslam'ın beş şartı anlamında kullanılıyor. Evet, erkanın bunu göreceğiz. Elhamsetü de rüknünün nesidir? Sıfat olarak karşımıza çıkmıştır. Tehiyyetün giriş hazırlık dedik. Fekir fil icabeti anil esileti aşağıdaki soruların cevaplarını hususunda biraz düşün diye çevirmiştik. Fekkara fi icaban ile kullanılır demiştik. Ma erkanül İslami, İslam'ın rükünleri nelerdir eski tabirle ya da İslam'ın temelleri nelerdir diye bir soru yöneltiyor bize. Ma ruknü levi yüeddihi el müslimu hamse merratin fil yevmi. Rükün nedir? Nasıl rükün? Levi yüeddihi onu yerine getirir, uygular. Kim el müslimi? Müslüman. Hamse merratin. Beş kez. Ne zaman filyevmi günde. Günde beş defa Müslümanın yaptığı, yerine getirdiği rükün nedir? Diğer bir sorumuz. Marruknillezî yu'tî fîhil muslimu mâlem. Marruknü, rükün nedir? Hangi rükün bu? Ellezî yu'tî fîhil muslimu mâlem. Onda Müslümanın mal verdiği ya da mal, evet, mal, para diyelim, verdiği, harcadığı rükün nedir? Buraya şey deseydi güzel olurdu. En yunfiku fihil müslimu malen deseydi olurdu. Çok güzel olurdu. İnfak etti. Ama burada bir infak, evet, infak o anlamı da geliyor zaten. Olurdu. Evet. Ma ruknu lezi la yasihhu edauhu illa fi Mekke'te. Rükün nedir? Şimdi bu la ve illa'yı gördüğümüzde arkadaşlar şu anlamı verebiliriz. Sadece şurada oldu, sadece böyle oldu gibi anlam verebiliriz. Ma ruknu lezi la yasihhu edauhu illa fi Mekke. Yalnızca Mekke'de yapılan rükün nedir? Ya da şöyle bir klas, kelime kelime de gidersek merruknillezî la yesihhu rükün nedir? Nasıl rükün? La yesihhu uygun olmaz, doğru olmaz. Edauhu yapması uygun olmaz. İlla ancak fil Mekke'de. Yalnızca Mekke'de yapılması uygun olan rükün nedir? Diye bize bir soru yöneltti. O da bu soruların cevabını metinimiz bize gösterecek. Erkanül İslamil Hamsetü. İslam'ın beş rüknü, İslam'ın beş temeli diyoruz arkadaşlar. İslam'ın beş temeli. Neydir bu? Şehadetü şehadet. Yani kelime-i şehadet getirmek. Onu açıklayacağız. Es-salatü namaz. Es-zekatü zekat. Es-savmü oruç. El-haccü hac arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Her zaman, her yerde duyduğumuz, bildiğimiz işte dinin temel hususları dinimizin. Şimdi devam edelim. Burada söyleyeceğimiz bir şey var mı? Var. Şu kelimelerimizi es geçmeyelim. Edda yüeddi. Bunu daha önce söyledik ama bir daha söyleyelim. Unutmayalım. Önemli bir fiildi bu değerli arkadaşlar. Edda yüeddi te'tiyeten ya da eda ya da eda te'tiyetün iki tane mastarı var. Yapmak etmek salt haliyle yapmak etmek eda etmek. Türkçe'ye eda etmek olarak geçen fiil budur işte. Ya da kullanılan fiilimiz bu fiildir. İla harfi ceri ile bu fiilin yol açmak, sebep olmak anlamında kullanıldığını belirtmiş olalım bir kez daha değerli arkadaşlar. Gördüğümüz üzere. Diğeri de a'ta yu'ti itaen ya da ataen şeklinde verdi arkadaşlar. Verdi. Buna biz gördüğümüz zaman verdi. A'ta malen mal verdi. A'ta emran emir verdi. Geçen metinde
yu'ti emran bi katli hi diyordu. Onun öldürülme emrini verdi diye metinde geçmişti arkadaşlar Ahtay'a. Verdi ama biz verdiği biliyorsak ondan sonra gelenler sıkıntılı olmayacak fiilimizi tanımamız bakımından. Evet. Evet, Kale Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Allah Resulü şöyle buyurdu. Buniyel İslamu ala hamsin, evet, şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamü salati ve itaiz zekati ve haccil beyti ve savmi ramadan. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hadisimiz. Bu, mesela bu hadis ile ilgili İmam Nebevi'nin 40 hadisi var. Bunu ilahiyat okuyan arkadaşlarımız daha rahat bilirler. Oradaki temel hadislerden bir tanesi hadis şeyinde de ya da İslami din literatüründe diyelim, İslam'ın en temel ya da cevamül kelim dedikleri en öz, en net diyelim, en önemli hadislerden bir tanesidir diyebiliriz. Yani doğrudan İslam'ın ne olduğunu ortaya koyması bakımından arkadaşlar böyle de bir yönü vardır diyoruz. Biz İlahiyat Fakültesi'nde sorumlu olduğumuz hadislerden bir tanesiydi. Böyle bir anekdotumuz var ezber olarak. O yüzden biraz hızlı okudum, dikkat ediyorsanız. Evet. Ne dedi Allah Resulü? Bu niye bina edildi? El İslam, İslam ala hamsin. Beş şey üzerine bina edildi İslam. Artık hadisleri çevirirken biraz daha rahat çevireceğiz. Beş şey üzerine bina edildi. Neymiş o beş? Şehadeti en la ilahe illallah. Şehadet etmek. Neye? En la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek. Başka ve enne Muhammeden Resulullah. Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmek. Evet. Allah Resulü'nün, Hazreti Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna ve Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek. Bir tanesi bu arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Şehadetan denir buna ki aşağıda gelecek. Ve ikam-ı salati, bu da namazı kılmak. Namaz kılmak ya da namazı kılmak. Bazen dost doğru kılmak gibi yorumlar da yapılıyor. Ama namazı kılmak. Namaz kılmak nedir dersek, namazın farzlarına, vaciplerine uygun bir şekilde kılmak zaten akla geliyor. Aksi takdirde namaz fıkıh bilgilerimizden hareketle olmuyor. Böyle geçelim. İta-i zekat, zekat vermek. Başka ve haccil beyti, beyti tavaf etmek. Bu beyt dediğimiz artık bu tür kullanımlarda normalde kelime anlamı itibariyle ev demektir ama burada beytullah demek yani arkadaşlar. O beytullah Allah lafzı hasfediliyor. El beyt marife şekilde kullanıldığında zaten beytullah anlamına geliyor. Başka ve savmi ramadan arkadaşlar ve de Ramazan orucunu tutmak. Diyelim. Bu niye bina etti, kurdu anlamına gelen fiil. Daha önce geçti diye buna ben not almadım ama ala bir şey üzerine kurdu gibi ala harfi ceriyle de kullanıldığını görmekteyiz. Evet, devam edelim. Ve hâzâ bu tarifun bi erkânil İslam. Bu tarifun tariftir. Neyin? Bi erkânil İslam. İslam'ın rükünlerinin tarifidir arkadaşlar. Bildiğimiz gibi tarif olarak Türkçe'ye intikal etmiş diyoruz. Geçelim. İslam'ın rükmü. Nedir bu rükünler? Er-rüknün evveli, birinci rükün, eşşehadetan, birinci rükün iki tane şehadetmiş, iki şehadettir. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. İki şehadet dediğimiz bu arkadaşlar. Bir tanesi Allah'tan başka ilah olmadığına, diğeri de Allah Resulü, Hazreti Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet. İki tane.
Ve bu ikisi, yani kim? Allah'a varlığına ve Hazreti Peygamber'in Resul olduğuna şehadet etmek ya da eşşehadeten deriz. Bu ikisi, huma ikisi, miftah duhulü ilel İslam, İslam'a girmenin miftahun anahtarıdır. Bu ikisi İslam'a girmenin anahtarıdır. Hemen kâle lehuma, kim kâle lehuma ikisini söyler ise fakat dehale fil İslam, İslam'a girer. İslam'a girer ya da girmiş olur diyelim arkadaşlar. İslam'a girdi demiyoruz, işte bu bağlam öyle ki İslam'a girer. Gerçi şöyle bir şey var, şart edatlarını genelde çevirirken mazi de olsa muzari şeklinde, şart cevap şart cümlesinde o şekilde çeviriyoruz. Onunla da bir sıkıntımız yok. Böyle bilgi var, ikisini söyleyen İslam'a girer. Tabii İslam'a girmek bu ikisini söylemekle başlar diye de bunu anlayabiliriz çok rahat. O halde kelimelere bir bakalım. Evet, akame yukim ikameten, ekame yukim ikame, bir yerde ikamet etmek, bir yerde bulunmak anlamlarında arkadaşlar. Ama namaz ile bu namazı ikame etmek anlamında, namazı yapmak, namazı kılmak anlamlarına gelmektedir. Onu da söylemiş olalım. Yine ekame yukim ikame hakikaten Arapçada birçok metinde çok rahatlıkla görebileceğimiz fiillerden, kelimelerden bir tanesidir. Geçiyoruz. Hangisini not almıştır? Evet. Arrafa yuarrifu tarif. Evet. Bildirdi, tarif etti, tanımladı gibi anlamları var. Biz burada tarif etti, tanımladı anlamlarını tercih ediyoruz. Özellikle bir harfi ceri ile kullanımına da dikkat etmemizde fayda var galiba arkadaşlar. Evet. Geçelim. Tabi buradan geldi. Devamı var. Tarifun, tarifatun, tarifun müfrettir, tarifat cemidir. Tarifu, o da yine kırık cemi olarak karşımıza çıkmıştır. Tarifat kitapları vardır. İslami ilimleri ile iştigal eden arkadaşlarımız duymuştur mutlaka. Nedir bu tarifat kitapları? İlgili alanın şeylerini tanımlıyor, konularını, mesele dağarcığı. Yani bir tür şey gibi, ne diyelim, ıstılah sözlükleri gibi diyelim tarifat kitaplarını. Istılah sözlükleri gibi diyebiliriz yani tarifat kitaplarını. Evet, geçebiliriz. Şimdi ben dahale yeduhulu duhul ila bir şeye girmek, bakın buraya bir kez daha, bir yere girmek, bir yere dahil olmak. Bunun şurada çok güzel bir kullanım var. Fi ile de ila ile de kullanılıyor. Aynı paragrafta ikisinde görmüş oluyoruz. Bakın fi, dehale fil İslam, edduhul fil İslam. Bu aslı bu. Dehale fil ilel İslam. Düzeltiyorum. Edduhul ilel İslam. Gördüğünüz gibi duhul ila, dehale ila. Dolayısıyla mastar dehalenin mastarıdır. İla, fi ikisi de aynı anlamda dehale ile kullanılmaktadır. Onu da söylemiş olalım. Evet, diğer bir met paragrafımız er-ruknü sani, ikinci rükün, ikinci temel, ikinci esas neymiş? Es-salatu namaz, namazdır. Ve hiye o amudü din, dinin direğidir. Dinin direğidir arkadaşlar. Yani bu dinin temelidir de diyebiliriz. Zira amut kelimesi direk, temel, kök, esas gibi sütun hatta gibi anlamlara gelen lügavi olarak bir kelimedir. Dinin direğidir diyebiliriz. Dinin temelidir diyebiliriz çok rahat. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü şöyle buyurdu. Ra'sül emri el-İslamu. Evet. İşin başı el İslam'dır.
Yani işin başı İslam'dır. Ve amuduhu, onun temeli ya da onun direği es-salatu, namazdır. Bu İslam dediğimiz burada İslam'a gireceksin, sonra namaz, akabinden de başka bir şey gelecek. Yani işin başından ben bunu anlıyorum değerli arkadaşlar. Yorumlara da bakılabilir. Ve zirvetü senamihi, evet. Zirvetün zirve demek, senamihi, onun işte noktasının zirvesi mi diyelim, tepesinin zirvesi, öyle bir senamın anlamı var. El cihadu, ya da onun, bunu şöyle anlayabiliriz, en zirvesi. He? Zirve noktası, aynı şeyi en zirvesi demeye çalıştım. Evet, bu senam bildiğim kadarıyla hörgüç anlamında kullanılıyor arkadaşlar, senam. Senamın şuraya, yok sevgili not. Bunun senamın bir hörgüç anlamı var. Hörgücünün zirvesi diyelim yani. Tabii bu mecazi bir kullanımdır. Onun hörgücünün zirvesi, yani hörgüç tütünün en üstündeki nokta. Yani onun zirve noktası. Biz bunu böyle ifade edebiliriz. El cihadu cihattır. Fi sebilillahi, Allah yolunda cihattır. Yani bu cihadı dilerseniz savaşmak olarak alın, dilerseniz mücadele etmek anlamında alın. İkisini de şey yapar, karşılar, hangisini tercih ederseniz. Biz cihat diyoruz. Evet, ve hiye evvelu ma yuhasebu aleyhi el abdu yevmel kıyameti. Evet, şimdi bitti mi? Şimdi namaz var ya, bu hiye yine namazdır arkadaşlar. O evvelu ma yuhasebu aleyhi, ondan dolayı hesaba çekilinilen ilk şeydir. Ya da şeyin ilkidir, hesaba çekilinenin ilkidir. Arkadaşlar bu aleyhi, bu hi İslam'a verirsek ya da bunu İslam'a mı versek, şöyle bir düşünüyorum. Evet, yani evet, bunu İslam'a vereceğiz. İslam'a verirsek İslam üzerine, İslam'dan dolayı hesaba çekilinen şeyin ilkidir. Kim hesaba çekiliyor? El abdu kul, kulun. Onun üzerine hesaba çekildiği ilk şey namazdır. Nerede? Yevmel kıyameti, kıyamet gününde arkadaşlar. Dolayısıyla Müslüman ilk bu bilgiden hareketle namazdan hesaba çekilecektir. Bilgisi mevcut elimizde. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü şöyle dedi. Evvelu ma yuhasebu aleyhi el abdu yevmel kıyameti es-salatu. Şimdi şu evvelu, şuraya kadar arkadaşlar, şu cümlemiz ve tabi bu cümlenin devamı evvelu ma yuhasibudur. Evet, müptedadır, es-salatu da haberdir arkadaşlar. Bu da haberdir. Ne demek bu? Kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk şey namaz. Namazdır. Kulun kıyamet günü hesaba çekileceği ilk şey namazdır. Ha, bana şu soruyu sorabilirsiniz. Hocam, haber hani nekreydi? Marife nereden çıktı? Haber %100 nekre olacak diye bir şey yok. Genellikle ne olur? Nekra olur. Ama marife de olur haber arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Marifelik varsa biraz da vurgu vardır. Kesinlik, netlik vardır diyebiliriz. Zaten Arapça'da isim cümlesi anlam itibariyle daha net, daha kesinliği ifade eder diyelim. Evet, devam edelim. Fe in saluhat salaha sairu amelihi. Evet, şimdi kıyamet günü çekilecek ya. Devam ediyor. Ben bunu yine kıyamet günüyle ilgili bir bilgi olarak kabul edeceğim ve ona göre anlamaya çalışacağım.
Fein saluhat, o doğru olursa, düzgün olursa, salaha sairu amelihi, kuşu kulun, bu hi kula gidecek, amelinin diğerleri de uygun, doğru olur, düzgün olur. Bu saluha, salaha aynı anlama gelmektedir arkadaşlar. Farklı baplardan ama aynı anlama gelen iki tane fiilimiz. Ne anlama gelir de hiç şaşırmayın, aynı anlama. Tabi biraz var anlam farklılıkları da, hiç üzerinde durmaya gerek yok. Şu an gerektirmiyor metin zaten. Net diyorum, gündemimize almaya gerek yok. O düzgün olursa, o dediğimiz şey ne? İşte şu namaz, namaz yani namazında düzgün olursa ne demek? Namazında kıyametle ilişkilendiriyoruz ya şu bağlamdan hareketli. Hesap düzgün olursa, orada hesabı iyi verirse diğer meselelerde de hesap ya da yargılanma, öyle söyleyelim, düzgün olur şeklinde anlamamız çok da tabidir diyorum ben. Ve in fesedet, fesede sairu amelihi, evet. Eğer o bozuk olursa, bozuk olursa, fesede sairu amelihi, amelinin diğeri de, geri kalanı da ne yapar? Bozuk olur. O diğeri de bozuk olur arkadaşlar. O halde salaha ve fesede gördüğünüz gibi eş anlamlı iki tane kelime olarak karşımıza çıkmakta. Evet. Ve salatü namaz. Bakın namaz, gördünüz mü? Şuradan namazdan bir başladı, hala devam ediyoruz. Yani namazın önemine binaen metin biraz da ona ağırlık vermiş. Dikkat çekmek istedim ben. Şimdi devam edelim. Ve salavatü namazlar. Salatün demedi, salavat cemi geldi arkadaşlar. Hamsün beştir. Namazlar beştir ya da namaz beştir, beş çeşittir, beş adettir diyebiliriz. Nedir bunlar? Salatül fecri, sabah namazı. Ve zuhri ve fecr atıf, salat, adı salat atıf diyelim. Ve zuhri, öğle namazı. Ve asri, ikindi namazı. Ve mağribi, akşam namazı. Ve işai, arkadaşlar, yatsı namazı. Evet. Olmak üzere diyelim 5'tir. Bu 5'in ne olduğunu açıklıyor bu da bize. 5'ten bedel. Bedel olarak görmekteyiz. Velis salat evkatun muayyenetün, namazın vardır. Nesi var? Evkatun, vakitleri. Nasıl vakitler? Muayyenetün, belirli. Arkadaşlar belirli, net, belirlenmiş diyoruz. Biz buna belirli, Türkçemize uygun olması bakımından belirli vakitleri vardır. Namazın belirli vakitleri vardır. Evet, Kale Teala, Allahu Teala şöyle buyurdu. İnne salate kânet alel mu'minine kitaben mevkufa. Estağfirullah demeyi unuttuk. Sonunda diyelim arkadaşlar. Estağfirullah. İnne salate, namaz, kânet alel müminine, müminler üzerine kitaben yazılmıştır. Kitaben yazılmıştır. Mevkuten, vakitli olarak yazılmıştır diye bir buna kırık anlam veriyoruz. Ama bunu şöyle tercümelerde de görebiliriz. Namaz Müslümanlar üzerine belirli vakitlerde farz kılınmıştır. Bu kitaben ifadesi farz kılınmak anlamında yazıyor. Allah'ın yazdığı bir şey, onun farz kıldığı bir şeydir arkadaşlar. Buraya kitaben ya da faradan, mevkuten gibi diyebiliriz yani. Kitaben şeklinde. Dedik Nisa 103. ayet imiş. Evet, geçiyoruz. Burayı geçmeden şuradaki şuraya bir kelimelerimize bakalım. Şimdi
Ya da şey yapalım. Burayı da okuyalım öyle bakalım. Şuradan sonra bir daha bakarız. Er-rüknü salifu üçüncü rükün ez-zekatü zekattır ve hiya o ma ol şeydir ki yuhricuhu onu çıkartır el-müslümü Müslüman minel mali maldan ilel-fukarai fakirlere. Burada şöyle bir anlam verelim. O Müslümanın maldan çıkartıp fakirlere, maldan fakirlere çıkartıp fakirlere verdiği şeydir. Gibi anlamlar. Yuhrici onu çıkartır. Müslüman malından çıkartır. İlel fukarayı fakirlere, malından fakirlere çıkarttığı şeydir diyoruz. Bu biraz oldu mu? Biraz kapalı kaldı bize göre. Malından fakirlere verdiği şeydir bu arkadaşlar. Yuhricu e'ata demek oldu. Yuhricu e'ata demek. Değil mi? Niye yuhricu kullandı? Çünkü tasadduk ettiğiniz o şey, mal, malının içerisinden çıkıp gidiyor. Biraz da o yuhricu oradan tercih etti. Kime gidiyor? İlel fukara, fakirlere gidiyor. Kale Teala, Allah Teala şöyle buyurdu. Hud min emvalihim, onların mallarından hud al. Hud al, onların mallarından al. Sadakaten, sadaka al. Nasıl bir sadaka? Tudahhiruhum, onları temizleyen. Ve tüzekkihim biha, yine onunla onları, yine şuna arındıran diyelim. Tudahhiruhum, onları arındıran. Ve tüzekkihim, onları ne yapan? Temizleyen. Onları arındıran ve temizleyen onların mallarından sadaka al. Yani burada bu sadaka da değerli arkadaşlar burada zekat anlamındadır. Sadaka zekat anlamındadır burada. Şimdi evet. Şimdi kelimelerimize geçebiliriz. Şu kısmı söylemiştik. Şuradan şöyle gidelim. Şurada ne var? Evet, burada hasebe, yuhasibu muhasebeten ya da hisaben ala ile bir şeyden ötürü, bir şey üzerine hesaba çekti, çekiyor, hesaba çekmek anlamında kullanılır arkadaşlar. Hasebe, yuhasibu muhasebe, hisab ala. Bir şey üzerine, yani bir şeyden dolayı diyebiliriz. Evet, diğer bir kelimemize bakalım. Fi sebilillah, Allah yolunda dedik, değil mi? Sebilun, sübülün arkadaşlar. Bunu herhalde ilk derste mi ben bir söylemiştim ya da ikinci dersimizde mi? Bu sübül buna söylemiştik. Buna değinmiştik arkadaşlar. Sebil yol, sübülün yollar demiştik. Biz burada şu senamın hörgüç demek ya böyle çok nadir bir kelime kullanım itibariyle ona değinmedim ben. Ama not alın. Bir kenara da dursun öyle söyleyelim. Cihat evet buna cahede yücahidü mücahede cihat arkadaşlar. Mücadele etmek, uğraşmak, savaşmak gibi anlamlara gelen bir fiildir. Cahede, yücahide, mücahede, cihat bunu görürüz. Dedik. Bunları biliyoruz zaten. Şurada bir zirvetün var. Ona amut ha. Amut tam orada. Şuraya bakalım ondan sonra. Evet. Evet, yukarıda miftah geçti. Onu söylemeden geçmişiz. Miftahun şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Miftahun anahtar demek, mefatihu anahtarlar ya da mefatihu iki şekilde gelebiliyor. Miftah mefatihu mefatih anahtar anahtarlar demek arkadaşlar gördüğünüz gibi. Diyelim şunu dedik sanki. Evet bunu biliyoruz, bunu da söyledik. Şuraya gelelim. Amud, imat, amidetün, amudun direk, temel, sütun artık arkadaşlar. Yani bunu temel ve direk olarak zihnimize yerleştirirsek
bu kelimeyi de öğrenmiş oluruz en temel anlamıyla. Amud, imat, amide, amud, imat. Es-salatu imadud-din şeklinde de yine başka bir versiyonda yine hadis hatırlıyorum ben arkadaşlar. Evet. Şuradan gidelim. Evet. Burada da zürvetün zirvetün sözlükteki şekilde kullanıldığını görmekteyiz. Önemli değil. Zürve ile zirve bizim için anlam önemli. Zirve zaten Türkçe'de olduğu gibi geçmiş. Zürvat, zürvat, zura şeklinde cemisi karşımıza çıkmakta. Evet, geçiyoruz. Şurada salaha yesluhu, salahan, suluhan, salahiyeten uygun oldu, doğru oldu, münasip oldu arkadaşlar. İyi oldu falan gibi anlamlara gelen bir fiilimizdir. Salaha yeslihu da kullanılıyor ama yesluhu sanki daha çok gibi geldi. Bunu da söyleyelim. Evet, diğer bir şuraya bir bakalım. Evet, fesede yefsüdü fesaden fusuden arkadaşlar. Bu da bozuluk olur, bozulur gibi anlamlara gelmekte. Fesat zaten birçoğumuzun da bildiği bir kelime. Geçersiz olur, bozulur gibi anlamlara geliyor. Burada vaktün, evkatün, vakitler arkadaşlar. Vaktün, evkatün, bunu not almışız. Cemi ve müfret olması bakımından. Şurada ne? Ahraca, yuhrucu, ihraç. Den çıkarttı, den attı, den ihraç etti gibi anlamlara gelmekte arkadaşlar. Ahraca, yuhrucu, ihraç. Evet, oradan sonra. Evet, diğer taraftan. Devam edelim. Rüknü râbi'u, dördüncü rükün. Neymiş o? Es-siyamu, oruçtur. Same, savmun ve siyamun, sameden arkadaşlar iki tane şeydir, mastardır, oruç tutmak demektir. Yukarıda savmun, burada siyamun geçti, gördüğünüz üzere. Ve hüve o, en yetrükel insanu şehveteyil batni vel ferci. Bu nedir? İnsanın terk etmesidir. Şehvetey, iki şehveti. Şehvetani izafetten dolayı elif nun düşmüş. Nun düşmüş. Elifte mansub olmasından dolayı da elifte ye'ye dönüşmüş. Burada batni vel ferci. Buna şey diyoruz, karnın şehveti ve şu karın dediğimiz, ona değinelim, mide demek arkadaşlar burada. Midenin şehveti ve şu ferce de ben cinsellik diyorum arkadaşlar. Cinselliğin şehvetini ve midenin şehvetini insanın terk etmesidir diyorum yani. Midenin isteği diyelim. Şehvet zaten, hemen şehvete de değinelim Arapça kelime anlamı itibariyle. İstek arzu demek yani, şehvet dediğimiz şey istek arzu demek arkadaşlar. Ona da değinmiş olalım. Yani devam edelim. Burada bir zaman var. Minel fecri ilel gurubi şemsi. Ne zamandan ne zamana kadar terk etmesidir? Minel ferci sabahtan nereye kadar? Bakın min ila kalıbı. Den e kadar. Sabahtan ila gurubu şemsi, güneşin batmasına kadar. Güneşin batmasına kadar. Sabahtan güneşin batmasına kadar. Devam edelim. Kale Teala, Allah Teala şöyle buyurdu. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Evet. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Buraya ey iman edenler.
diye çeviriyoruz. Kutibe burada farz kılındı demek arkadaşlar. Kutibe. Burada kitaben diyordu ya. Bakın. Kitaben. Namaz belirli vakitlerde Müslümanlara farzdır. Burada da farz kılındı. Ketebenin o zaman bir farz kılmak, yazmak ve farz kılmak anlamı var. Onu da söyleyelim. Ketebenin bakarsanız sözde dokuma falan anlamları da var. Nesece gibi. Arkadaşlar. Evet. Kutibe aleykumus siyam. Namaz size farz kılındı. Düzeltiyorum. Oruç size farz kılındı. Kema kutibe alellezine min kablikum. Bu şu demek. Kema gibi, olduğu gibi. Kutibe ala, yine farz kılındığı gibi. Ellezine, o kimseler ki min kablikum, sizden önce idiler. Yani sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılınmıştır. Size de farz kılındı anlamında. Lealleküm tettekûn. Umulur ki sizler tettekûn, sakınırsınız arkadaşlar. Umulur ki sakınırsınız. Sakınırsınız diyoruz. Ayeti böyle tercüme ediyoruz. Devam edelim. Velis saimi ecrun azîmun. Oruç tutanın büyük bir mükafatı vardır. Ecrun ecir demek, sevap demek, kaza karşılık demek arkadaşlar. Oruç tutan için kırık manada büyük bir sevap vardır diyebiliriz ya da oruç tutanı diyebiliriz. Çünkü sameden ismi faildir. Ne gibi? Kame, kaimun, kale, kailun. Same sailun gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ecvef bir fiildir. Allah Resulü şöyle buyurdu. Kale Resulullah. Allah Resulü şöyle buyurdu. Men same ramadane imanen ve ihtisaben gufira lehu ma tekaddeme min zembihi. Evet arkadaşlar. Ne dedi Allah Resulü? Men kim sâme ramadâne, Ramazan orusunu kim tutarsa, nasıl tutacak? İmanen, inanarak tutarsa, iman ederek, inanarak. Ve ihtisaben, bu ihtisaba şu anlam veriliyor. Karşılığını Allah'tan bekleyerek arkadaşlar, hesabını Allah'tan bekleyerek. Kim Ramazan orucunu tar ise gufira lehu, onun için affolunur, affedilir ya da bağışlanır. Ne bağışlanır? Ma tekaddeme min zembihi, günahlarından önce gelmiş olanlar. Ne demek? Daha önce işlemiş olduğu günahları bağışlanır. Men sana ramadana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma tekaddeme min zembihi. Bunda yine bizim öğrendiğimiz fakültede hadislerden bir tanesi. Ramazan ayında hocalar hep bu hadisi bahsederdi başladığı zaman. Ki bu hadisi Ramazan ayındaki vaazlarda falan da çok duyarsınız arkadaşlar. Özellikle Ramazan başlangıcında. Bence öğrenmemizde, ezberlerimiz, zihnimizi almamızda büyük fayda var zihni. Men sâme ramadân imânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zembihi şeklinde hemen öğrenebiliriz. Evet, devam edelim. Ar-ruknul hâmisu, beşinci rükûn, beşinci temel. Neymiş? El-haccu, haçtır. Ve yekûnü fî Mekke'ti li edâil menâsiki. Evet, ve yekûnü olur fî Mekke'te, Mekke'de olur. Niçin li edâil menâsiki? Bu menasik dediğimiz kelime değerli arkadaşlar, bu haçta yapılan ibadetleri kast edilir. Bu haccın da içinde olduğu. Buna bir şey diyoruz. Yani hac ibadetini haccın, hatta Türkçe'de şöyle kullanıyorlar. Çok enteresandır. Haccın menasiklerini diyor yerine getirmek için. Ben buraya şey diyorum. Hac ibadeti ya da onun gerekliliklerini yerine getirmek için Mekke'de olur. Yani Mekke'de yapılır diyorum. Haç.
onu ifa etmek, eda etmek için Mekke'de yapılır diye bunu anlayabiliriz çok rahat. Gale Teala, Allah Teala şöyle buyurdu. Velillahi alen nasi hiccul beyti men istada'a ileyhi sebila. Evet, ne dedi? Allah içindir alen nasi, insanlar üzerine. Bunu şöyle diyoruz arkadaşlar. İnsanlar üzerinde Allah'ın hakkıdır. Allah içindir. Ya da Allah için vardır. Alel insane, insanlar üzerine bir sorumluluk vardır. Ney bu sorumluluk? Hiccül beyti. Beyti hac etmek. Allah için Müslümanlar, insanlar üzerine bir sorumluluktur. Allah üzerine, Allah için Müslüman insanlar üzerine bir sorumluluktur. Kim bunlar? Men istada'a ileyhi sebila. Ona gücü yeten, istada'a ebilir abilir, yapabilir anlamında, ona gücü yeten. Ne bakımdan gücü yetecek arkadaşlar? Sebilen, yol bakımından. Yani yoluna gücü yeten her kimse için beyti tavaf etmek Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır diyoruz arkadaşlar. Tabii meallere falan bakarsak daha böyle güzel edebi cümlelerde görebiliriz. Biz şu an elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Ve yecibül haccu alel müslimi, alel müslimi marraten vahideten bil umri. Hac gereklidir ve yecibül haccu, hac gereklidir. Alel müslimi, Müslümanlara gerekli, Müslümana gereklidir. Müslüman üzerine bir zorunluluktur. Marraten vahideten, sadece bir defa. Fil umri, ömürde, yani ömürde bir defa Müslüman üzerine sorumlu, gereklidir. Ama tabii burada gerekliliğin bir şartı var. O da men istada'a ileyhi sebila, onu yapmaya, onun yoluna, onu güç yetirebilen kimse içindir değerli arkadaşlar. Diyoruz. Buradaki kelimelerimize geçebiliriz. Şurada onu dedik. Şurada bakalım neyi aldık. Evet, şurada batnın kelimesi var. Nerede minem valiyim? Allah Allah, batnın neredeydi? Şehvet. Neyse. Ya. Sen sondan bir önceki paragrafın ilk satırında. Tabii Rabi, İbn Rabi. Ha şu tamam ya, bir an göremiyorum, tamam, evet, batnı. Şimdi burada batının karın demek, butun, karınlar demek de burada mide anlamına geliyor. Karından mecaz bir kullanım. Biz de mideyi de yazdık, yani yazdım mı alınabilir diye. Batının karın demek, butun daha çok kullanılır. Aptun ve ikisi de karınlar cemisi olarak karşımıza çıkmakta. Maidetün ya da mi'detün arkadaşlar, mide demek, maidun mideler anlamında kullanılıyor. Ki burada batın mide anlamında mecaz bir kullanımdır. O nedenle onu not aldık. Evet değerli arkadaşlar, devam ediyorum. Şurada bir günah vardı. Zembün, dünübün. Şurası işte günah arkadaşlar. Ve zenbün, günah, zünubun, günahlar anlamında kullanılıyor. Zenbün, zünubun anlamında kullanılıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir metin idi bizim için. Evet, İslam dininin temel diyelim erkanlarını anlatan, beş temelini anlatan oldukça
özet, sade bir metin arkadaşlar. Son ders olmasına, ders olması hasebiyle de bu metnin gelmesi de güzel olmuş yani. İsabetli olmuş, tevafuk diyelim. Evet. Şimdi istiab var. Anlama demek, el-fehmu demekti. Buradan biraz anlamaya çalışalım. Bu kısmı bitirelim. Ne diyor? Et-tedribul evvel da alamete savabin tahta ruknil islami lezi tuşiru ileyhi el-ibaratü. İbarenin işaret ettiği İslam rüknünün altına doğru şu işareti koy diyor arkadaşlar. Ben tabii burada hemen bir harfi cerli fiil yakaladım. Ona da değineceğim. O da bu değerli arkadaşlar. Eşara yuşiru. Bunu hemen not alalım. Evet. Bu da eşara yuşiru ila. İşaret etti arkadaşlar. Muşirun. Gösterge demek. İşaret eden şey demek arkadaşlar. Bu arabası olanlar bilirler. Müşir vardır değil mi? Müşir. Bilmem bir şey göstergesidir artık o. Ben ismen duyarım. İşte o da buradandır. İsmi faildir. Gösterge gösteren anlamındadır. Eşara, yuşiru, işaret arkadaşlar. Türkçe'ye de işaret olarak mastarı intikal etmiştir. Gördüğünüz gibi. Metinlerde özellikle böyle şuna gösterir, buna işaret eder gibi görebiliriz. Bunun eş anlamlısı da delle yedüllü delalet ala. Delle yedüllü delalet, delaleten ala. İkisi de eş anlamlıdır. Delle de delalet etti, gösterdi anlamında. Kullanıldığı zaman eşara yuşiru anlamına gelir. Gördüğünüz gibi. Evet, ilaya dikkat. İlahiye dikkat. Evet, bakalım. Ne var burada? Salat, namaz, el-haccu, hac, es-savmu, savun, oruç yani, ez-zekatü, zekat var. Yü-edda şehran vahideten fis-seneti. Yılda bir ay ne yapılır? Sadece bir ay eda edilir, yapılır diyoruz. Yü-edda savun hocam. Savun değil mi? Evet. Buna savun diyelim. Güzel. Yüedda marraten vahideten fil rumuri. Ömür boyunca yani. El haccu değil mi? Sadece bir defa yapılması. Eğer maddi imkan varsa farzdır dedik. Yüedda yevmiyen. Günlük yapılır. Salah. Salah değil mi? Güzel. Yüedda marraten fisseneti bil mali. Yılda bir kez mal ile yapılır. Hocam o aslında zekat hocam da. Tamam, buna bir zekatı işaretleyelim. Şey de olabilir ama hac da olabilir burada belki. Hac olmaz. Hac yılda bir defa burada şey bu olarak düşüneceğiz. Müslümana farziyeti anlamında düşüneceğiz. Evet. Yani farziyeti bağlamında bakacağız. Yoksa her sene hac yapılıyor. Evet. La ne'külü fihi ta'amen küllen nehari. Gün boyunca herhangi bir onda yemek yemeyiz. Sağ ol. Evet. O halde buraya da savunu koyalım. Evet, nu'eddi ba'dahu zekatel fıtri, ondan sonra fıtır sadakası veririz diyor. Evet, zekat. Burada şey, zekatel fıtır demek fıtır sadakası arkadaşlar. Ya da Türkçe'de fıtır sadakası olarak geçiyor, o da bir zekattır, bir zekat türüdür. Savun, savun. Evet, savun değil mi? Çok güzel, savun. Çok güzel, savun. Savun. Nu'tiha el fukaraya, onu fakirlere veririz. Zekat.
Evet, zekat değil mi? Zekat çok güzel. Tatavatta lehu külle yevmin. Onun için her gün abdest alırız. Sala. Evet, çok güzel. Şuraya koyalım Kofi ve onu da. Yani natufu fihi ve nes'a. Onu Tufi. tavaf ederiz ve say yaparız. Bu say demek koşmak anlamında burada tabii. Haç. El hac değil mi burada? Onda diyoruz. Ben burada yanlış söyledim. Onda tavaf yaparız. Haçta tavaf. Ve nasıl ve nasıl onda say yaparız arkadaşlar. Evet. Burayı da böyle yaptık. Geçelim şu tedribimiz. İkinci tedrib. Fatu. Burada yine baş şeyini koyuyoruz arkadaşlar. Bir bakalım. Yani çok Boşluğu tatlı. tamamlayınız diyor. El fikratul ula tetekellem an. Birinci paragraf şundan bahsediyor diyeceğiz. Ruknül İslam il evvel miftahı şehadeti yani İslam'ın ilk rükününden bahsediyor. Bu da şehadetin miftahından, anahtar olmasından bahsediyor. Erkanül İslam külliha, bütün İslam'ın erkanlarından, rükünlerinden bahsediyor. Elif Hanım'ın ilk bir hocam. Bence sanki ilk paragrafımız sanki hepsinden bahsediyor. Elif olabilir. Elif değil de bu daha güzel. Küllehar. Kül. Evet, hepsinden Ya. bahsediyor. Cim. Evet. El fıkratü salis, üçüncü paragraf tetekellem. Salatel fecri evkati salati es salah. Üçüncü paragraf. İsterseniz bir bakalım şöyle hızlıca. Ya ben burada paragrafları ayıramıyorum. Şu bir olsun. Şu da iki. Hocam bir. Şu da üç olsun diyelim. El ruknü siyam. Üç bu mu? Şu mu oluyor Dört tane, dört beş tane. Tamam, doğru hocam işte. üç o zaman şu. Üçüncü paragraf. Hocam şimdi şeye kadar, İslam'a kadar birinci paragraf. Tamam bu bir. Şimdi Şurası İslam. bir oldu. Ondan sonra Nisa suresinin şeyine kadar olan ikinci paragraf. Bu iki olsun. Ondan sonra ki hemen bir tane kısa bir ayet var. Orası herhalde üçüncü paragraf. Şurada dört. Tevbe suresi bir üçüncü paragraf. Ondan sonraki Zembihi. Zenbiye kadar dört. Ondan sonraki de beş hocam kalan. Beş paragraf. Beş para. Zaten beş soru var. Evet, o zaman bakalım. Bize kaçtı? El fikratür salisi. Üçü sordu değil mi? Üçe gidip bakalım. Üç neydi? Buydu. Salat. Üç. Bakın. Şöyle yapalım. Şu bir. Şu iki. O zaman şu küçük O bir daha. ayet var ya hocam. Orası üçüncü paragraf. Zekat, Zekat değil mi? Evet. Tevbe suresi. Tevbe Evet. Üç zekat. Aşağıda zekat var mıydı acaba? Biz taksimatı yanlış yaptık. yok, yanlış yaptınız Yanlış mı taksim. yaptım? Yani beş paragraf olması lazım. Bakalım. Beş paragraf. Evet. El fikratul hamis. Beş paragraf. Ya bu namazdan bahsediyor. O zaman namazdan bahseden fikraya gideceğiz arkadaşlar. Yani evet bence şu yani şuradan başlıyor 3. Nasıl oldu hala anlamadım. Yanlış yazmış. Saniye olacak orası. El Hocam şurada fikretü el evvelü yazıyor ya, orayı ikinci paragraf olarak alıyormuş. Şimdi öyle ikinci satırda orayı ikinci paragraf olarak alıyor. mi? Tamam. O zaman şunu sildiğimiz şurası evet. O zaman şurası da 3 olur.
Ama orası ha, evet tamam. Doğru. Şurası 4 olur. İşte burası şurası da 5 olur. Şurası 4 olur falan. 1, 2, 3, şu 4, şuraya kadar da 5 olur. O zaman 1, 2, 3. Yok yine 3 olmadı. Şu 1, şu 2, şurası. Burada namazdan bahsediyor. Yani komple namazdan bahsediyor değil mi? Namaz hocam. Evet, komple namaz. Salah, cim. Tekrar cim mi hocam bu? Tekrar cim. Hani genel olarak vakitler de var, fukara, çeşitler de var. Zekat, el... Evet, dördüncü paragraf neden bahsediyor? O zaman namazı bulduysak gidip bakalım. Zekat. Zekat değil mi? Zekat. Fukaradan bahsetmiyor değil mi hocam? Zekattan bahsediyor. Şurası işte. Zekat. Zekat, evet arkadaşlar. O da zekattan bahsediyor. Beşincisi neden bahsediyor? Zekatı. O da siyam. Siyam. O da siyamdan bahsediyor. Altıncısı nedir? El hac. Altıncısı da, işte beşincisi, sonuncusu da haçtır yani arkadaşlar. Evet. İki kelime ne diyor? Tedribile ve müfredat kelimeler demek. İki kelimesinin arasını elletite tiyanime birlikte gelen kelimelerin arasını birleştiriniz ve istemilana onları kullanınız ve cümletin inşaik sen yani kendinin inşa ettiği oluşturduğu cümlede kullan diyor. Herhalde buradan karşılaştırıp cümle yapacağız hocam. Tabii. Burada var ya yani mesela salatünü şuradan uygununu seçeceğiz. Ne olur? Salatül fecr olur. Fecr. Evet. Bu salatül fecr olur arkadaşlar. Yevmine ne olur? Yevmiddin olur. Yevmiddin olur. Ya da yevmül kıyam olur. Diğerlerine bakalım hocam da. Erkan oluyorsa erkan. Erkanül İslam olur. İslam. Erkanül İslam olabilir. Haccül hac. Hacca ne gelir? Beyt. Haccül beyt. Sebil. Sebilullah olur değil mi? Allah'ın yolu olur. Amut var da amudit değil olur. Dinin direkt şey temeli falan gibi. Böyle bir birleştirme yaparız arkadaşlar. Ama amudit din olduysa o zaman yevm kıyamı. Yevmül kıyamı olur arkadaşlar. Yevmül kıyamı olacak. Yevmül kıyamı olur. Yani böyle yukarıdaki bilgilerden hareketle çok rahat bunları ifade edebiliriz. Biz buraya geçelim. Cümle kurmak biraz vaktimizi alır. Buraya geçip buradan sonra da sorularımıza geçebiliriz. Silbeynel kelimeti ve tarifil münasip uygun kelimeleri uygun tariflerle kelimeleri birleştiriniz diyor. Evet. Ez zekatu zekat. Eş şehadetan ki şehadet el hac hac es salatu namaz es siyam oruç. Bakalım burada nasıl tanımlamalarda bulunacak? Ez zekatu zekat. Ne olur arkadaşlar zekat? Cim malun yuhricuhu evet, müslümün lil fukaray. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Anlamını verebiliyoruz mu? Malını çıkarmak diyelim. Malını Müslüman fakir Müslümanlara vermek. Müslümanın malı fakirlere vermesidir. Değil mi? Müslüman. Ya da bunu şöyle de yapabiliriz. Ne diyelim? Malun, maldır. Nasıl bir mal? Nekre bir isimden sonra cümle geldiğinde o nekre ismin sıfatı olur. O şekilde de düşünebiliriz. Ezzekatu zekat. Malun, maldır. Nasıl mal? Yuhricuhu, o malı çıkartır. El Müslüm, Müslüman lil fukara, fakirler için. Müslümanın fakirlere verdiği maldır.
şeklinde ifade edebiliriz. Güzel, çok güzel. Devam edelim. Eşşehadetan, iki şehadet. Buyurun arkadaşlar. Miftahul duhuli ilel İslam. B. B diyoruz değil mi? Buna da B dedik arkadaşlar. Şurayı da tespit ettik. Evet. Ne dedik? Tercüme olarak ne diyebiliriz? İslam'a giriş anahtarı. Evet. Giriş anahtarı değil mi? Çok güzel. İslam'a giriş anahtarı. Tam da bunu söylüyor. Evet. El haccu. Evet. Ziyaretü Mekke'te yine li eda il menasik. Evet, bu da güzel. Geçelim Amudüddin değil mi? Çok güzel. Ne demek Amudüddin? Dinin direği. Temeli, direği. Dinin temeli değil mi? Evet, çok güzel. Es-Siyam. Bir tane kaldı zaten. Es-Siyam. Hocam terkü ve şerbi. Evet. Şehveti minel fecri ile urubi bir şemsi. Evet. Ne diyor? Burada ne diyor? Terk etmek. Yemeği terk etmek ve yemeği ve içmeyi terk etmek. Yemeği, içmeyi ve şehveti terk etmek. Binel fecri gün aydınlığından gün grubuna kadar, yani güneşin batışına kadar. Çok güzel. Evet, tam da bunu söylüyor değil mi? Evet. Evet. Dedik, burayı da geçelim ve metnimizi bu vesileyle bitirmiş olduk arkadaşlar. Ve bugünkü sorularımız, bugün şöyle sorularla muhatap olacağız. Cümle tamamlama soruları arkadaşlar. 3 tane sorumuz olacak. Gördüğünüz gibi. Bu bizi biraz yorabilir ama bu da bizim bir gerçeğimiz. Yani sınavda bunları göreceğiz. Hocam ben izin isteyeyim. Sorularla aram iyi değil. Evet, teşekkür tamam. Ederim size. Bu 2-3 ay oldu herhalde kurs boyunca. 3 ay. Çok sağ olun. Evet. Teşekkür ediyorum size. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlara da hayırlı akşamlar. Sağ olun. Bu akşam ben de izin isteyeyim. Hakkınızı helal edin. Derslerinizden çok istifade ettik. Nasip olursa ilerleyen kurslarda tekrar sizden derslerinizi istifade etmek istiyoruz hocam. Ben başarılar diliyorum arkadaşlar. Emeklerinize sağlık. Zorlu bir maratondu sizler için. Her akşam 2 saat kolay değildi, ben onu söyleyeyim. Pazartesi, çarşambalar 4 saat. Öyle mi? Niye? Evet. 2 saat Mehmet Hücel'e var hocam. Temel Arapça'ya da gidiyorduk. Evet. Yani evet. Şey gibi, bir hazırlık sınıfları gibi bir şey olmuş bu. Hızlandırılmış kurs gibi oldu. Hızlandırılmış ama ben mesela şey görüyorum, o birinci aydaki ya da ilk dönemdeki aradaki farkla şu anki farkları, sizdeki değişimi ben görebiliyorum. Doğru. Hocam çok çalışamıyoruz ya. Çalışabilsek biraz bir şeyler olur da. Yok. Hani şey diyorum. O zamanki halinizle şu an arasında hakikaten fark var. Var tabii hocam. Arapçayı öğrendiniz de demek istemiyorum. Hocam.
Hocalarımız bile şey diyorlar yani, o bayağı zor yani. Yani Arapça gerçekten zor bir dil, kolay bir dil değil yani. Sadece konuşmak için değil yani, başka ilmi açıdan gerçekten zor. Yani kolay deyip de şey yapmaya da gerek yok. Dil zordur yani. Birçok şeyi var ama zamanla olur yani. Bu öğrenilmeyecek kadar zor değil. Ben öyle diyorum. Öğrenilecek kadar zor. Evet. Öyle diyorum ben. Sabırlı olmak, sebat etmek, sürekli tekrar etmek gerekiyor hocam. Tabii tabii arkadaşlar, ben yani benim çalışmalarım bir kısmı da hala otururum, gramer kitapları bakarım, metinler bakarım, arkadaşlarla fırsat buldukça metin okuruz. Bu iş devam ediyor, gidiyor. Evet. Ve devam ediyor, gidecek. Hocam pek gramer bir şey anlamasam da bayağı kelime öğrendim yani sayenizde. Ya kelime yani ne demiş? Gram gram gramer, ton ton kelime, kilo kilo metin diyor. Kelime çok önemli ya. Kelime ben mesela, benim en büyük eksiğim kelime mesela. Ya gramer de bilmiyoruz ama kelime bilmedin mi hiçbir şey, konuşamıyorsun. Konuşamazsın. Ya. Kelime işi çok kolaylaştırıyor arkadaşlar. Kelime kolaylaştıracak. Öyle söyleyelim. Dilerseniz sorulara geçebiliriz. Geçelim hocam. Soruları da bir görelim. Hayırlı akşamlar hocam. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar Hülya Hanım. Başarılar diliyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de. Evet. Hepinizi muvaffak eylesin. Evet. Şimdi kaldık 3 kişi. Buyurun değerli arkadaşlar. Bugünkü sorumuz, hatta evet, biraz da büyüteyim. Daha net görelim. Biraz daha yüksek olacak sanki. Evet. Hatta hafiften bir küçültebilir miyiz? Şöyle elimi küçülteyim. Şöyle yapabiliriz. Evet. Sanki şöyle yapabiliriz. Okunuyor değil mi? Evet hocam, okunuyor. Yani şurayı 190 yaparsam daha güzel olacak. Evet, şu an daha iyi, daha güzel. Evet. İki ayırdı. Durun arkadaşlar. Böyle olmayacak. Allah Allah. Bunu bir daha açıp kapatayım ya. Evet, ben bunu bir daha açıp kapatayım. Bakın sınav sorularımız burada arkadaşlar, bakın. Tamam. Yarın göreceğiz. Yarın göreceksiniz. Hocam soruları nasıl hazırladınız? Genel mi yoksa? Bütün metinlerden soru yönelttim arkadaşlar. Ben bütün gördüğümüz, kaç parça gördük? 11 çarpı 2, 22 parçadan size soru yönelttim. Öyle söyleyeyim. Evet, sorumuz bu. Buyurun. Bazıları da harekeli. Harekeliydik. Biraz da aceleyle yazdık. Bugün çok yoğundum. Şu an 8. saat derse giriyorum arkadaşlar bugün. Evet. Bu cümle tamamlama soruları bunlarda. Yine çıkmış YÖK dil sorusu. ÖSYM'nin sormuş olduğu bir soru. Burada yapacağınız şey
okuyacaksınız. Şeye dikkat edin. Bakın şurada li enne ha diye başladı ya, çünkü o demek nokta nokta bir şey var, onun sebebini açıklayacak. Yani bu çok kolay bir soru tarzı. Li enne ha, bir sebep varsa öncesinde bir sebep cümlesi var, ona bağlı olarak öncesinde sonuç cümlesi var arkadaşlar. Bursa hocam. Evet, bir Bursa dedik. Evet, Bursa'yı işaretleyelim o halde. Cem hocam. Bir C geldi. Evet. Bir C geldi. Zaten kaç kişiyiz? Hurşit Bey var. Hurşit Bey pek seslenmiyor. Hocam ben de çok bilmiyorum kelimeleri, de biraz çeviri yaptım, onun öyle çıktı yani. O zaman niye, ne anladın Hasan Ali Bey bu şeyden, kizciye dedin? Musa Hoca'ya da soracağız. Hocam şöyle şimdi bu paragrafın bu kısmında, yani üst kısımda çünkü diyor hocam, yani sebep, bir sebebi belirtiyor. Kerim evinde büyüdü demiş ki adam, büyüdü ailesini. Ben şimdi tam net çeviri şey yapamadım ama şöyle söyleyeyim. Bu yukarı, şimdi ben tam çeviri yapamıyorum tabii de. Yok, şey söyleyeyim. Tam çeviriye gerek yok. Seni C'ye sevk eden şık nedeni söylersen bizim için yeterli olacak. Tamam hocam. Şöyle söyleyeyim hocam. Nedenini şöyle söyleyeyim. Burada da bu yukarıdaki paragrafta sebebi neden olduğunu söylüyor. Aşağıda C şıkkında da şair olduğundan bahsediyor. Sebebi de diyor şu diyor. Ondan dolayı artık bilmiyorum. Öyle anladım ben. Öyle bir sebep sonuç ilişkisi C'de kurdu. Evet. Benim anladığım kadarıyla C dedi. Evet. Hasan Ali hocam. Tamam. Musa Bey, sen niye B dedin? Urfetü. Rurifet. Rurifet. Evet, Musa Bey. Musa Bey gitti mi yoksa ya? Ha, hocam ben konuşuyorum da şey oluyor ya. Mikrofon kapalı konuşuyormuşum. Evet, tamam. Ne dedim ki, niye karşılık vermiyorsunuz? Olabilir hocam. Evet, tamam. Duyunca vereceğiz ama. Şey hocam, hakkınızı aradım. Şey, mikrofon kapalıymış. Estağfurullah. Fark etmemişim. Yukarıda hocam Kerem ve İzzet evinde yetişti. Tamam. Onun kasetelerinin çoğunda ailesini ve ailesini övüyordu diyor mesela. Tamam. Aşağıda da mesela ve şairatün yazıyor. Şairdi diye. Sahabiyetün ve şairatün. Oradan şey ettim hocam. Oradan bağladım. Evet, o şaira seni, şair ifadesi seni B'ye sevk etti değil mi? Evet. Orada yukarıda şey gördün, kasetler gördüm. Evet, medihler evet. Gördüm. Evet, tamam. Hocam burada fizalike neydi? En son C'de mesela fizalike ne? Bundan dolayı. Bu hususta. Evet, bir tercüme edelim arkadaşlar. Çünkü o, böyle giriyorum buraya. Çünkü o neşe et büyüdü. Bir beyti rizin ve keramin saygın bir evde büyüdü diyeceğiz abi. Şey saygın, onurlu bir evde büyüdü. Fi beyti rizin ve keramin
وَمَا اَكْسَرَ قَصَائِدَ الَّتِي مَدَحَتْ اَهْلَهَا وَتَفَاخَرَتْ ف۪يهَا بِهِمْ. Bu neydi? وَمَا اَكْسَرَ قَصَائِدَ, daha önce bir geçmişti, taaccüp sigasıydı değil mi? Ne de çok kasideleri var diye çeviriyoruz. Ne de çok kasideleri var. Nasıl kasideler? اَلَّتِي مَدَحَتْ, o kasidelerde medahat övdü اَهْلَهَا, ya da kasideler övüyor ehleha, onun ailesini, ve tefaharat, o da sevindi, gururlandı, iftihar etti, fiha, o kasidelerinde, bihim, onlarla, yani ailesiyle iftihar etti ve ailesini övdü. Ne de çok kasideleri var, ne de çok kasidesi var, kaside var gibi burayı anlıyoruz. Şimdi bakın, çok kasidesi var. O kasidelerde ailesini falan ölmüş. Sonra da bu kimse şey yapmış. Bir önemli, saygın bir evde de soygun evde büyütmüş. Şimdi kim büyüdü? Birisi işte, bir bayan. Ne şey dediği, bir bayan. Ha, bayan, ona gidiyor değil mi? Yani müzekken ne söyleyeyim. Şimdi şu ikisine bir gidelim. Bir önceki de mühendis olması gerekir o zaman hocam, değil mi? Evet, evet. El Hansa, Hansa sahabiyetün ve şairatın hadrametün meşhuratın. Hansa sahabi, bayan tabi bu. Hansa şair, sahabi arkadaşlar bu. Şairatün şairdir. Muhadrametün muhadram. Bu nasıl değineceğim? Bu özel bir kullanım. Meşhuratün meşhur, muhadram şair ve sahabidir. Muhadram neydi, muhadram biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz döneminde yaşamış fakat Peygamber Efendimiz'i görmeyen kişilere muhadram denir. Sanki muhadram bu değil gibi geldi bana ya. Biraz o şey değil mi? Hem cahileyi hem de İslam döneminde yaşayanlara muhadram denmiyor muydu? Ben hocam öyle hatırlıyorum. Yani Peygamber Efendimiz döneminde yaşamış ama işte Peygamber Efendimiz'i görmemiş. Yani böyle Veysel Karani gibi yani. Tamam, bir bakayım şu muhadrama. Evet. Hem cahiliye hem de Allah döneminde yaşayan. Ancak peygamberi görmeyip sahabiyle görüşen. Ha. Hocam evet. İkimizin dediği de doğru. Doğru. İkimizin dediği de doğru arkadaşlar. Siz başından biz sonundan. Evet. Evet. Göremeyen kimseler. Evet. Güzel oldu. İkimizin dediği de doğru çıktı. Biz de hiç bilmiyorduk hocam. Hiç duymamıştık bile. Evet. Tabi'in, etba tabi'in, onları falan biliyorduk da muhadırını ilk defa duyduk biz de. Şimdi birinci yargıda B şıkkından gidiyoruz. Bu cümle muhadram meşhur bir şair ve sahabedirin sonuç cümlesi olabileceği yukarıdaki cümleyle şey mi? Uyumlu mu? Çünkü o iyi bir evde büyüdü. O evde ailesini övdüğü, onlarla gurur duydu, kasideler yazdı. Evet. Yani uyuyor bir gibi hocam. Çünkü mühendislikten şeyinizden uyuyor yani. Uyuyor dedik. Öyle mi? Yani uyuyor gibi görüyor. Ben öyle gördüm. Evet, uyuyor. Bak şimdi. O zaman bir daha okuyalım. Hansa sahabedir, şairdir, muhadram ve meşhur muhadram bir şairdir. Bak. Evet. Çünkü o iyi bir evde büyüdü. Çok kaside yazdı. Ailesiyle övündüğü kasidelerinde. Ailesiyle övündü, onlarla gurur duydu. Birçok kaside yazdı. Yani şu beyin... Son kısmı biraz bozuyor gibi sanki. Evet, iyi bir evde büyümesiyle onun meşhur muhadram bir şair olması falan ilişkilendirilebilir mi? Yoksa bir aşağıya mı bakalım arkadaşlar? Evet. C'den gidelim. Urifet el-Hansa'u bi kuvveti şahsiyeti. Güçlü kişiliğiyle tanındı. Tamam mı? Evet. Ve la acebe fi zalike. Bunda şaşılacak bir şey yok. Çünkü o saygın bir evde büyüdü. Birçok kaside yazdı. Nasıl kaside?
onda ailesini övdüğü ve ailesiyle kasidelerinde gurur duyduğu birçok kaside yazdı. Evet. Şimdi şurada la acebe zalike, bunda şaşılacak bir şey yok ki. Zaten şöyle şöyleydi bu diyor. Evet. Ya bu daha mantıklı. Evet arkadaşlar. Sebebi var çünkü. Evet. Bu o zaman şunu bir silelim. Şimdi bunu eledik, bu kalsın. O yukarıdaki şıklarımız da var. Haracet el-Hansa'u fi kefirin min el-gazavati ve harradat ebna'eha el-erba'ata alel-cihadi olacaktı. Şurada D'miz eksik çıkmış. Hansa birçok gazveye katıldı. Harace birçok gazveye çıktı, katıldı diyoruz. Ve harradat ebna'eha el-erba'ata, dört tane oğlunu da cihada teşvik etti. Cümlemiz bu. Bu uymuyor pek. Uymuyor. Yani devamıyla uymuyor. Belki Hansa o tek başına olsa belki şey doğru da. Evet. Yani devamının açıklama olması gerekiyor ya. Evet. Evet. Vulidet el Hansa usenete 575 arkadaşlar. 575. Hamsi miyetin ve hamsi ve sebeine deriz, evet. Evet. Sebeine. Senlil miladi. Miladi 575 yılında doğdu. Ve lukibet bil hansai li kasri enfiha. Lukibet lakaplandı ya da lakap verildi. Bilhansa, Hansa lakabı verildi. Niye verilmiş? Likasri enfiha. Burnunun kısa olmasından ötürü. Aslında bu Hansa demek burnu yassı kimseler. Hani yassı diyorum. Küçük ve yassı kimseler için Arap Hansa diyormuş. Burnu kısa, küçük anlamında bir lakapmış böyle. Biliyorsunuz toplumlar, özellikle Doğu toplumlarında vücut şekline, şemaline göre insanlara lakap vermek, isim takmak yaygın bir hadisedir arkadaşlar. Geçiyoruz bunu. Burada var mı bir şey? Yani çünkü o iyi bir evde büyüdü, birçok kaside yazdı. Yok hocam. Devam edelim. Haracet el-Hansa'u fi kefirin minel gazavati ve harratat, bu soruyu eksik yazmışız. Çocuklarını da diyor cihada teşvik etti. Şurası var ya arkadaşlar, aynı olacak, aynı olmuş. Burada şey var ama önemli değil çünkü zaten onu herhalde aceleyle bu soruları yazdım. Aceleyle yazınca sıkıntı oldu demek ki. Şurası zaten doğru da olmayacaktı. Cevabımız C. C şıkkı. Yani bunda bir şey yok. Niye? Çünkü şöyle şöyleydi zaten diye bir şeyimiz, sorumuz. Geçelim. Nereye geçelim? Şuraya geçelim. 32, 33. Siz buraya bir göz atana kadar ben de kendime bir su alayım. Ama evet. Görünüyor. Biraz küçülteyim, evet. İsabetli olacak. 180. Ah, 1080 yazdık. 100. Sanki gözüküyor değil mi? Evet hocam. Evet, siz buna bakana kadar değerli arkadaşlar, ben hemen şu sesi
iletişim kuralım. Evet. Hocam ben yine kopya çektim Google'dan biraz. Çekmeseydik güzel olurdu. Değişik hocam. Niye kopya çektin? Nasıl çektin? Google Translate var hocam. Ne ara? Nasıl yazdın ki iki dakikada? Hocam şimdi bu soruda şeyden bahsediyor hocam. Ebeveynlerin çocukların arasını güzel yani yapan bir etkinlikten bahsediyor. D şıkkında da o bir etkinlikten bahsediyor. Yani uyurken hikaye okuma etkinliğinden bahsediyor hocam. Diğerlerinde de bahsediyor ama diğerlerine uymuyor bu. Değişik uyuyor gibi. Bu kadar şey translation'a ne ara yazdın? Nasıl böyle? Hocam işte. Değil mi? Zorluklar. Çözüm üretti. Zorluklar insan neler yaptırıyor hocam. Evet. Musa Bey siz ne diyorsunuz? Kopya çekip bir değişik kına ulaşmış. Hasan Hocam. Hasan Yücel. Yani şey ışıklar çok yakın. Ben bu soruları pek demek çözemiyorum yani böyle. Ayrıca bir özellik bulamıyorum. Tamam. O halde burada biz ne yapalım? Edirne diyebilirim ben. Edirne. Edirne diyelim olsun. Sonuçta sınavda yapmıyoruz. Şimdi burada şunu yapabiliriz. Şu kema enneha ifadesi ya da kema'yı gördük ya arkadaşlar. Kema'nın ben şöyle bir özelliği var. Kema'dan sonraki söylenenler şura şu kısımla öncesindeki söylenenlerin paralel olması lazım. Tamam mı? Yani anlam itibariyle birbiriyle aynı doğrultuda. Yani olumlu bir anlam varsa orada o bir üstte de olumlu ve birbirine paralel şeyler söyleyecek. Olumsuzsa da aynı şekilde yani olumsuz öncesi de olacak. Bu kema cümleye şöyle anlam katıyor. Şöyle şöyle olduğu gibi şöyle şöyle de oldu. Ama hep aynı yönde, aynı doğrultuda olacak. Ama o bizim için çok belirleyici bir etken. Neyi belirleyecek? Şıkları da anlamını, şıkları anladıktan sonra tercih yapmamızda. Şimdi bakalım şu kema bize ne diyor? Kema enneha tusahimu fi tavdidil alaqati beynel valideyni vel ebnai ve halqi cevvin minel mut'ati ve tesliyeti. Ve tesliyeti. O, ayrıca o, bak ben buna böyle diyorum, ayrıca o tusahimu katkı sağlar. Neye? Bi tavdidil alaqati beynel valideyni vel ebnai. Çocuklarla babalar arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye katkı sağlar. Ayrıca başka neye katkı sağlar? Ve halkı cevvin minel mut'ati bir ortam oluşturmaya ve halkı cevvin neden bir ortam mut'ati? Böyle keyif, eğlence demek yani ve tesliyeti bu da eğlence. Mutlu, keyifli bir ortam oluşturmaya katkı sağlar. Babalarla çocuklar arasındaki de ilişkiyi ayrıca güçlendirir. Demek ki bu arada olumlu katkı sağlayan bir şeyden bahsedecek. Şimdi şu enneha demesinin de bir nedeni var. O katkı sağlayan yani tüsahimin o faili müennes olacak arkadaşlar. Bakın bir de buradan bakacağız yani. Şimdi gidelim. Baştan gidelim. Ya da direkt şıklardan gidelim. İki şık okuduk. Oradan gidelim. İç tespit diyelim. Yumkinu en yestema'a elebna'u yanlış okuduk. En yestemta'a yumkinu en yestemta'a elebna'u vel etfalu ıkısası. Evet. Vel abau vel etfalü bi kısasin ma kablen nevmi fi anin vahidin. Diyor ki burada
aynı anda uykudan önce babaların ve çocukların hikayelerden faydalanması mümkündür. İstemta, faydalanmak, keyfini çıkarmak gibi anlamları var. Mümkündür babaların ve çocukların uykudan önceki hikayelerden aynı anda şey yapması mümkündür. Fayda sağlaması, zevk alması. Hatta buraya zevk almak da diyebiliriz. Çünkü bir şeyin keyfini, zevkini çıkarmak, zevk almak anlamında istemta. Bir harfi ceriyle de kullanılır gördüğünüz gibi. Baba hikaye okuyacak, çocuk da sevinecek. Oğlan şey de sevinecek, baba da keyif alacak. Evet, yestem daha babalar ve çocuklar bak. Ve enneha o tusahimu fi tevdid alaka beynet. Çocuklarla babalar arasındaki ilişkiyi de ne yapacak? Güçlendirecek. Şimdi burada failimiz babalar ve çocuklar arkadaşlar. Ama burada öyle değil mi işte? Ben diyor fail şey olacak, müennes bir şey olacak diyor. Dolayısıyla geçiyoruz. Devam edelim. Tusaidu kısasun ma kablen nevmi el etfale ala temmiyeti uduratihimi zihniyeti ve tatviri maharatil kıraeti. Evet. Ne dedi? Hikayeler. Bakın. Burada neyi bulduk? Kısas. Kıssatun kısasun. Ha'yı bulduk mu? A'yı bulabildik gibi duruyor. Bak. A'yı bulduk. Bak. Tusaidu. Fiilimiz müennes kullanılmış. Tusahimu. Bu da müennes kullanılmış. Şimdi okuyalım. Tusaidu kısasun. Makablenlerim. Uykudan önce hikayeler. Bu hikaye okumak demek. Uykudan önce hikayeler okumak yardım eder. Kime? El-etfal çocuklara yardım eder. Çocuklara yardım eder. Neyine yardım eder? Alâ tenmiyeti kudratihimi zihniye. Çocukların zihni kabiliyetlerini geliştirmeye ve tatvir-i maharatil kıraeti ve okuma kabiliyetlerini de yine ilerletmeye, geliştirmeye katkı şey yardım eder çocuklara şeyden önce hikaye okumak uykudan önce kema ayrıca kema enneha ayrıca tusahimu katkı sağlar fi tevdidil alakati beynel valideyn ve lebnay anne babalarla çocuklar arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmeye ve başka ve halkı cevvin minnel mutaati ve tesliyeti işte buraya şey dedi güzel bir ortam oluşturma ya da katkı sağlar. Evet. Evet. Buradan dolayısıyla cevabımız Deniz'de oluyor gördüğünüz gibi. Hocam şimdi benim gittiğim şıklar da hep çeldirici şıklar yani ağırlıkta biraz. Evet. En çeldirici şıklara gidiyoruz arkadaşlar. Ama şey biraz takip etmekte de fayda var. Arapça o noktada bize yardımcı oluyor İrab takip etmek. Şimdi diğerlerine geçelim. Yadga ala kısasil etfali uslubul mugamerati ve teşvihi adeten. Diyor ki şurada yadga kapsar ala kısasil etfal çocuk hikayelerini ne kapsar uslubul mugamerati macera uslubu ve teşvih. Teşvik dediği de merak arkadaşlar ve teşvik, merak ve macera uslubu çocuk hikayelerinde hakimdir. Adeten genellikle macera ve teşvik uslubu, merak hoşuna merak uslubu hakimdir çocuk kısalarında. Ayrıca o da şuna katkı sağlar. Yani ayrıca dediğimiz katkı sağladığı gibi diyoruz. Oluyor mu? Olmuyor arkadaşlar. Olmuyor hocam. İşte. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Evet. Diğerine geçelim. Teşüddül kısasu
İhtimam el-etvâli hâsaten inde terâi muhtevâhâ el-basariyye. Şimdi diyor ki hikayeler çocuğun dikkatini ne yapar? Şiddetlendirir. Aslında dikkatini çeker hikayeler. Dikkatini celbeder. Hasaten özellikle de inde ferai muhtevaha el basariyye. Görsel içerik bakımından zengin olduğunda diyoruz. Ferai muhtevaha muhtevasının zenginliği ne bakımdan el basariyye? Görsellik. Görsellik bakımından özellikle de muhtevası zengin olduğunda çocuğun dikkatini çeker. Kema enneha katkı sağladığı gibi. Neye katkı sağladığı gibi? İlişkileri de güçlendirmeye. Şimdi bu evet ilişkileri güçlendirmeye bir katkı sağlıyor ama dikkatini çekmekle katkı sağlamak arasında çok da bir şey yok. Yakınlık yok. O burada bu defa şey olarak çok uygun. Bu da önemli bir çeldirici. Çünkü o enneha'nın gideceği merci işte kısası bulduk arkadaşlar. Çocuğun dikkatini çeker, katkı sağlar. Adam şöyle diyorum diyebilir. Aynı zamanda bu içeriği zengin kısalar. Böyle de düşünebilir. Bireylerin anne baba ile çocuk arasındaki ilişkiyi de kuvvetlendirir gibi diyebilir. Bu da ciddi bir şeydir. Bence çeldiricidir. Şuraya geçelim. Yahnisu kefir minel abay ala ihtiyaril kısası ile etfalihim bi'inayetin kebirat. Bakın, yahrifu isteklidir. Kesir minnel aba, birçok baba. Neye karşı istekli? Ala ihtilal kısa. Hikayeler seçmeye karşı. Letvalihim çocuklar için. Çocukların hikayeler seçmeye karşı isteklidir. İnayetin kebiratin böyle oldukça dikkatli bir şekilde, oldukça istekli, özenli bir şekilde çocuklarına hikayeler seçmeye karşı çok isteklidir. Birçok baba. Evet. Evet arkadaşlar. Yani yukarıdaki cümleyle hiçbir ilişki kuramıyoruz burada da gördüğünüz gibi. Böyle de bir cümlemiz var. Evet. Bunu siliyoruz. Kema enneha bizim için belirleyiciydi. Evet, hadi bakalım. Buna bakalım. Son sorumuz da bu olsun. Günün son sorusu. Tamam, bakalım. Kopya yok. Hasan Ali Bey. Tamam hocam, ben bakacağız. Ya alınmıyorsunuz değil mi? Hasan Ali. Yok hocam ya. Ya biz alınacak yaşı geçtik hocam ya. Evet, evet. Bakın şu hali görün arkadaşım. Bakın şu hali görün lütfen. Bu hali geçmişte bir arayın. Evet. Bu ha ile bu ha şeydir. Birbirinin aynısıdır. Bunu lütfen arayın. Öncesindeki soruda. Evet.
Edirne diyorum ben hocam. Evet. Denizli hocam belki. Evet, Denizli dedik. Bu arada çeldiricisi kuvvetli bir soru yani. Kolay gibi gözüküyor ama şıklar olabilir. Burada tabii şunu da görmemiz lazım. Şu lakin ne de bizim için önemli. Ha da önemli, lakin ne de. Burada birbiriyle biraz daha şöyle şöyle oldu ama lakin onun şöyle de bir yönü var falan gibi böyle bir hafif bir zıtlık arayabiliriz yani. However, İngilizce sınava girenler bilirler. However, but gibi bağlaçların sorulduğu soru tarzlarından. O zaman Edirne oraya diyorsunuz yani. Yok, ben aslında böyle demekle genel olarak da hani bu soruya bir yaklaşım tarzı göstermek istiyorum. Okuyacağız. Olursa da Edirne'de olsun. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Tabii olgudur diyor ya hocam. Şimdi hocam benim tercümeme göre bu 5 şık da olabilir yani de. Tamam, B'de diyelim. Normalde şey önemli. Şey, 5 şıkı demiyorum. 5 şık var ya A, B, C, D, E diye. O zaman hepsini işaret diyeyim ya. Hocam ben de A diyeyim hocam. Tamam. Şuradan bir C kalsın yani. Bir daha diyelim. Bir A diyorum hocam ben. Tamam, niye A dedik? Niye? Yani Hasan şey dedi ki daha doğru falan dedi. Galip şey hocam, Hasan Bey niye A dedik? Hocam ben neden A dedim? Şimdi bu yukarıda şeyden bahsediyor. Rüyaların hayatla bir ilgisi olduğundan bahsediyor hocam. Yani evet, bir ilgisi olduğundan bahsediyor. Tamam, anladım. Bahsediyor. Tamam. Ama dediğine göre yani ama diyor ama. Yani bilgisi ve hayatta olanlarla bilgisi vardır diyor. Ama diyor orada. Bu A şıkkında da şey diyor. Hayal yani hayalden uykuda yani gerçek dışıdır hani gibi bir şeyler söylüyor. O şık bana biraz daha yakın geldi yani. Onun için A dedim. Evet. Yani hayatın ama rüyalar gerçek dışıdır yani. Gerçeği yansıtmayabilir. Orada bir evet. Şey tezatlık aradığım için öyle onu seçtim. Yani bir bilgi var. İki tezat bilgiler var. O sizi ona sevk etti. Evet. Hakimle de zaten onu istiyordu. Onu gördük. Buradan yakaladık. Güzel. Yani bu tezat kurabilmek bence önemli. Ama diğer şeyler... Amadan gittim yani. Ama diyor ya orada. Ondan dolayı. Tamam, anladım. O zaman devam edelim. Tamam. Okuyalım, devam edelim. Şimdi diyor ki lakin leha ancak o leha onun vardır. Alakatun fî mâ yehdüte fî hayâtihî şu hî de lazım bana, biliyor musunuz arkadaşlar? Yani onun hayatında olan şeylerle onun ilgisi vardır diye bir cümle kurdu. Şimdi bakalım A'dan gidelim. Yahrumul insanu esna'en nevmi insan uyku esnasında rüya görür. Ve yuşahidu yine görür kısasan gayri hakikatin. Yani gerçek olmayan hikayeler görür diyor uyku esnasında. Rüya görür ve gerçek olmayan hikayelere şahit olur. Diyelim, bunu böyle çevirelim. Rahat olsun diye. Lakin neha ancak onun lakin neha leha alâ fî mâ yehdüsü bi hayâtihî insana gider bu.
Ancak onun insan hayatında olan şeylerle, insan hayatında meydana gelen şeylerle bir ilişkisi vardır. Dedik, tezat, zıttık gayet de oldu. Yani burada rüya görür dedi, ülke esnasında şuhi insana gitti. Ama onun kısaların, mesela gerçek olmayan kısalar, burada uyku düşünüyoruz zaten bunu, İlişkisi vardır dedi insan hayatında. Bu mantıklı gibi duruyor arkadaşlar bu anlamda. Buraya bir şey koyalım. Hatta ne oldu kalemimiz? Yani bu belki diğerlerinde doğru, daha doğru bir şey olabilir. Yani ama bu biraz böyle bana şey geldi. Yine bakmak evet. lazım. Bu güzel duruyor. Devam edelim. Bağlantıyı kurmaya çalışalım diye. Ennâsü yahlumûne fî nevmihim, insanlar uykularında rüya görürler. Lâkinnel kalîle, ancak çoğu insan minhum, yani çoğu insan, onlardan düzeltiyorum, azı, bu tedekkerü ehlâmehum, rüyalarını hatırlarlar. Burada zaten yargı bitmiş, biliyor musunuz B şıkkında? Evet. Ondan dolayı daha buna gerek yok ki, bu yargıyı topluca söylemiş zaten. İkincisi, diğerine geçelim. Dolayısıyla burada bir espri yok gibi geldi bana. Bir sileyim ya. Arkadaşlar. Evet. Yuşahidül insanı el eşyae fi ahlamihi ve yeşümmü ve yelmüsü ve yetedevvehu. İnsan şahit olur, görür el eşyayı. Yani çok şey görür. Şeyler görür. Fî ehlâmihi, rüyalarında insan. Ve şümmü koklar. Koklar ve yelmüsü, dokunur, değer arkadaşlar. Hisseder belki dokunur, değer. Ve yetedevvehu, tat alır. Tadar. 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 Tadar diyelim, evet. Lakinneha leha alakatun fîmâ yehtüsü fî hayâti. Ancak onların diyor hayatında olan şeylerle diyor ilgisi vardır diyor. Yani bu biraz daha kuvvetli. Tamam bir... ama ama hocam şöyle bir şey var. Lakin diyor ya, şimdi aslında bunlar birbirine paralel iki cümle mana olarak. Aha. Aslında tezat olması gerekmez mi? Şimdi tadar, lezzetler diyor mesela. Zaten biz tadıyoruz, lezzetliyoruz. Lakin niye diyor o zaman? Evet. Lakin niye diyor yani, değil mi? Ama bunu evet. Görmeyenler için çeldiriş olsun diye diyor. Yani. Öyle de düşünebiliriz. Hı. Tamam. Tahteliful ahlamu, rüyalar farklıdır. Farklıdır. Ve ba'duha sarun, sevindiricidir. Ve ba'duha muhzinun, üzüntü vericidir, üzücüdür. Ve ba'duha muhifun, cidden. Bazıları da oldukça korkutucudur. Ya da çok korkutucudur. Rüyalar. Ancak onların insan hayatında olan şeylerle, yani buradaki hu'nun zaten gideceği bir yer yok arkadaşlar burada. İkincisi, sonuncusu, el ahlamu zahiratun tabiiyetun yuhavilul insan en yefhemaha hilalel kurunil tavileti. Rüyalar doğal bir olgudur. Nasıl bir doğal olgu? Yuhavilul insan en yefhemaha, insanın onu anlamaya çalıştığı doğal bir olgudur. Hilalel kurunil tavileti, uzun asırlardır. Yüzyıllardır insanın onu anlamaya çalıştığı doğal bir olgudur ya da doğal olgulardır. Ancak onların insan hayatında olan şeylerle ilgisi vardır. Yani oluyor gibi de, yani bir doğal olguluktan bahsediyor, insanın onu anlamaya çalıştığından falan bahsediyor. Sonra diyor ki insan hayatında olan şeylerle onun ilişkisi vardır. Bu ilişkiye dair
Ya da onu attın şey yapacak, burada da bir şey söylemiyor. Ama şunu da söyleyeyim, bu sorunun şıkları şeydir. Kuvvetli yani arkadaşlar. Yani yukarıdaki sorular gibi değil. Yani. Bu biraz daha üzerinde düşünmemiz isteyen soru şıklardan. Dolayısıyla cevabımız A oluyor arkadaşlar. İnsanoğlu, insanlar uykularında rüya görür ve şahidi hikayelere tanık olur. Gerçek olmayan hikayelere tanık olur. Ancak bu hikayelerin insan hayatında olan şeylerle ilişkisi vardır. Evet. 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 Arkadaşlar böyle yine olmadı. Olmasın, olmazlar, olmaz deme sultanım, olmaz olmaz derdi bizim bir hoca fakültede. O ne demekmiş? O olmaz dediğimiz şeyler gün gelir olur demekmiş arkadaşlar. Evet hocam. Hocam hakkınızı helal edin. Sizden.